Arkadaşlar, hepinize selamlar. Arkamda da gördüğünüz üzere bugün bir Skoda Scala çekeceğiz. Aşırı güzel, dop dolu bir araba. Şöyle Enes'in arabası. Enes sağ olsun bize aracını test etmemiz için haber verdi. Sakarya'daymış o da, yakınmışız. Geldim, beraber Skoda Scala'yı test edeceğiz, inceleyeceğiz, sürüşünü yapacağız. Araba çok yeni, 0 kilometre bir araba. O yüzden fazla gazlamayacağız. Burada böyle keyiflice ses yalıtımına, konforuna, bunların hepsine değineceğiz. Hadi gelin şimdi öncelikle arabanın tasarımına bakalım. Rengi çok güzel, böyle nardo gri gibi rengi var. Otur karşısına bak, izle. Sabah akşam sıkılmadan bakarsın bu arabaya. Bunu var ya, yıkaması da çok güzel olur. Yıkadın mı bunu böyle acayip parlar yani. Şimdi gelin videoya başlayalım. Ama öncelikle kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. 100 bin aboneye az kaldı. 100 bin abone de inşallah plaketle kutlayacağız. Hadi başlayalım. Karşınızda Skoda Scala. Gördüğünüz üzere opsiyonlarla dolu bir araba. Tabii ki en full paket. LED farları, 18 jantları. Jantlara bayılıyorum ben. Bu bayiye incelemiştim bunu. Ama dışarıda araba çok daha güzel duruyor. Böyle hafif bir gün ışığı var şu anda. Bulutlu bir hava. En güzel ışığı bu havalar sağlar arkadaşlar. Bulutlu hava sağlar, bilginiz olsun. Çok güneşli havada fotoğrafınız dahi çok kötü çıkar. Şöyle incelediğimizde ön taraftan başlayalım Scala'ya. Zaten çevresini biliyorsunuz. Ben daha önce incelemiştim. Ancak bu arabaya özel olarak Skoda Crystal Lightning adında bir farlarımız bulunuyor. Bu farlar dönüyor. Geceleri uzun kısa yapıyor değil mi? Aynen. Hepsini hallediyor. Bir farları yakalım. Hatta farları yanık gösterelim arkadaşlara. Bu arada anahtarsız girişimiz de var. Bunlar hep opsiyon. Şuradan, evet, gözlüğü salladım. Şuradan anahtarsız girişimiz var. Yarım kontak yapalım. Şöyle farlarımıza bakarsanız full led farlar mevcut. Şimdi bu farlarda şu benim dikkatimi çekiyor. Burada içinde böyle çok güzel çizgiler bulunuyor. Görüyor musunuz? Bunlar da böyle gece çok hoş bir görüntü sağlar. Dediğim gibi farımız dönüyor. Uzun kısayı kendi yapıyor. Ön tarafta LED sinyallerimiz de bulunuyor. Bunlar da normalde beyaz yanıyor. Sisleri merak etmiştik biz. Sisleri de bu araçlarda çekerek yakarsınız. Belki bilmeyenler vardır. Sislerimiz sarı. Bu hoş değil mesela. Bunu değiştirmek lazım. Yani bu arabaya beyaz sis yakışır. Nedense bazı araçlarda böyle yapıyorlar. Bak, Leon'da beyaz kullanılıyor. Şöyle arkaya geldiğimizde, ama arkası sanki önünden daha güzel gibi, biliyor musun? Evet, bana da sonradan baktıkça arka daha güzel geliyor. Daha güzel geliyor. Ya şimdi diyorum ya, bu arabada böyle bir Audi havası var. Audi A3 havası var. Ya onu alabiliyorum ben buradan. Arkada böyle 18 jant, kayar sinyal, led farlar, alt tarafta sis. Alttaki sisler de çok hoşuma gidiyor benim, evet, çoğu abi, arabada. Benim için fark edeyim. He, ama çok tatlı duruyor. İki taraflı mı acaba? Normalde Volkswagen grubu tek taraflı kullanır. Tek. İşte iki taraflı şeyde var. 508'de var. Çok tatlı duruyor. En altta böyle. Harbiden sürekli açısı geliyor insanın da, işte kötü bir şey. Arka sisleri gereksiz yere açmamak lazım. Şöyle kayar sinyallere yakından bakalım. Bu arabanın gizli özelliklerini de açacağız, bilginiz olsun. Onu da açmışsam eğer, yukarı ben size linkini bırakırım. Onu da izlersiniz. Büyük ihtimalle Skoda Scala'nın gizli özellik videosu yoktu. Alt tarafta bir difüzör var ama difüzörü tamamen siyah kullanmışlar. Keşke böyle egzoz görünümlü en azından bir krom parça olsaydı. 1.5 TSI olduğu için çift çıkış var değil mi? Evet. Dur bakalım. Evet, yani difüzör diyorum ya, krom parçalar olsaydı biraz daha lüks dururdu. Şöyle çift çıkış bir egzozumuz var. Ayrıca arkadaşlar torsiyon kullanılmış. Bağımsız bir süspansiyon yok bu araçta. Arkadaki şu camın uzantısı benim çok hoşuma gidiyor. Bu tam bir aile arabası. Genişlik olarak da gayet güzel. Bagajı da göstereyim. Bagajı açabiliyoruz değil mi? Aynen. Tamam. Şu yansımaya baksanıza. Pismiş ama ya. Yo, çok güzel gözüküyor. Kamerada çok hoş görünüyor. 467 litre. Yani çok büyük bir değer, çok iyi bir değer. Bunu direkt buraya şey alalım, bagaj havuzu alalım. Bagaj havuzsuz olmaz ya. Çok lazım. İşte bagaj havuzu bende mesela çok sıvı dökülüyor. İlla ki bir şey akıyor, tamam mı? Çok aşırı derecede etkisi oluyor. Koruyor yani. Şimdi şu yan taraflardaki halıyı beğenmedim. Bunlar biraz böyle çiğ kalmış ya. Alt tarafa bakalım. Oo, daha paspaslar açılmamış bile ya. İşte 0 kilometre araba ya. Bu ya, sıfırın tadı çok ayrı, biliyor musun? İkinci elde bu tadı alamıyorsun ya. Ne olursa olsun. Şöyle baktığımızda ince bir kontrol plak kullanılmış. Ya Skoda bunu yapıyor ama hoş değil Skoda. Şöyle içeriye baktığınızda yedek lastik 15 olarak, ama yani çok da küçük değil. İnceleri var bunların. İnce step ne değil. Normalde bisiklet lastiği gibi geliyor. Şöyle bunları da alayım. Gayet güzel ya. Bagajı herkese yeter bu bagaj. Yani hatchback araba için mükemmel bir değer bu ya. Station wagon gibi bagajı var, öyle söyleyeyim. Evet. Hatta şunu kaldır. Yani bu arabayla mesela kamp falan da çok güzel yapılır. Ya bir yere gittin ve git... Bir köpek var abi, onu koyuyoruz, bunu da çıkartıyoruz. Tamam canım, mis gibi. Bakıyor. Hayvan da rahatsız ediyor tabii. Ya bununla mesela karasuya, sahile falan gideceksin, çekeceksin.
Arka tarafı çok güzel bir yatak yapılır bununla. Şişme yatak koydum mu 10 numara. Elektrikli bagajımız yok. Bu sınıfta elektrikli bagaj fazla göremiyoruz. Aslında yani büyük bir bagaj. Şurada güzel bir tutamaç yapmışlar. Tek tek atamıyor. Şöyle bakalım, ben alışık değilim. Stopları size gösterdim. Şurada yine bir Skoda Crystal Lightning detayı gözümüze çarpıyor. Bu araç 1.5 TSI, 150 beygir. Bu araç premium, üzerine opsiyonlarla doldurulmuş bir araba. Bak burada zaten AdBlue katkısını yerini de görüyorsunuz. Eğer ki dizellerini alırsanız da AdBlue katkısı orada oluyor. Bu araçların 1.6 dizelleri de ilk başlarda gelmişti. Şu an gelmiyor olabilir. Tam bilgim yok. Burada yine o Skoda'nın yani Simply Clever dediği detaylardan biri. Hem büyüteç, şöyle yakından bakabiliyorsunuz. Şurada fark edeceksiniz bunu. Büyüteç olarak kullanabiliyorsunuz. Hem lastiğinizin dişlerini ölçebiliyorsunuz. Hem de buz kazımak için kullanabiliyorsunuz. Artık kış geliyor. Yakında kar yağmaya başlar. Bunlara ihtiyacınız olacaktır. Arabanın rengi hakkında ne düşünüyorsunuz? Bence çok özel bir renk. Çok hoş bir renk. Ben seviyorum böyle özellikleri. Ne kadar beyaz bir Passat'ım olsa da böyle bir renk olmasını çok isterdim yani. Ya bu Passat'a yakışmazdı bu renk belki de ama siyah Passat da güzel oluyor şimdi. Superb'ler de bir lansman rengini bundan yapmışlar. Evet, spor versiyonları var Superb'in. Onlar da geliyor. Aynı bu jantlar da geliyor. Hatta bu jantların ismi neydi ya? Onlar da galiba onlarınki onlarda. Ama tarzı aynı diyebiliyorum. Şekli aynı. Bir ismi var bunların. Güzel bir ismi vardı hatta. Neydi bunun ya? Gelmeden önce opsiyon listesine opsiyon baktım. Opsiyon listesini yazıyordu abi. Şimdi hatırlayamadım vallahi. Bakın burada şimdi cam tavan opsiyonu geldiği için arkada siyah bir spoiler da gelmiş. Bu spoiler da arka tarafı toparlamış. Çok daha güzel hissettirmiş. Tamamen kocaman bir cam tavan var. Aynı Tesla'lardaki gibi. İnceleme videosunda da bahsetmiştim. İçeri geçip birazdan bakacağız. Biraz hızlı geçmek istiyorum. Çünkü sizlere hemen sürüşünü göstermek istiyorum. Siz pol sürüşlere bayılıyorsunuz. Ön taraftan görünüm bu şekilde. Şimdi bu arabanın tam fotoğrafı çekileceği tarz bu. Onu fark ettim. Bu arabanın her yerde fotoğrafını böyle çek. Direksiyonu kır, farların böyle yansın. Ayrıca arka tarafta da disk fren geliyor. Ama bayağı bir ince, küçük bir disk fren var biliyor musun? Dikkatimi çekiyor. Evet, bir de janttan belki de öyle de olabilir. Jant büyük olduğu için de hissettiriyor olabilir o şekilde. Böyle dışarıdaki durumları bu şekilde gördünüz. Gelin içeri geçelim. İçeride az bir şey göstereyim. Hemen sürüşe geçeyim. Sürüşte zaten ben sizleri içeride göstereceğim. Bu araçta da şemsiyemiz bulunuyor. Bu da güzel bir detay. Yani bu sınıfta da şemsiye koymaları hoş. Siz bakmışsınızdır zaten buna. Bu poşetli geliyor değil mi normalde? Tamam. Üzeri içinde böyle Skoda amblemi falan var. Şunu şuraya koyalım. Şimdi burada bir cep var. Bu cebi boşaltmak istemiyorum. Şöyle göstereceğim sizlere. Çok geniş bir cep değil. Bu Skoda'nın gözleri genelde hep geniş olur ama bu araçta biraz daha dar gördüm bunu. Şimdi burada malzeme kalitesini sizlere göstermek istiyorum. Üst taraflar yumuşak. Altta hafif bir sertlik var ama gayet yumuşak yani. Bu sizi tatmin eder. Şurada sert bir malzeme kullanılmış. Burada güzel kumaş detaylar var. Aynı şekilde burası da sert. Burası da sert. Ama şöyle güzel detaylar insanın hoşuna gidiyor. Özellikle şu kapı kolu. Ben bunu zaten incelemede de bahsetmiştim. Harbiden çok keyifli, çok güzel bir tasarım yani. Bunun için uğraşmışlar adamlar. Ön konsola bakmaya başlarsak konsol aşırı yumuşak. Ben biraz önce baktım. Baksanıza şuna. Tam ısırmalık. Tertemiz. Ön tarafta bir central hoparlör yeri var. Ancak bu araçta yok ama belki de özel bir sistemi geliyordur yurt dışında. Bilmiyorum. Türkiye'de ben görmedim daha önce. Ben de görmedim. Şimdi maskemi kapatacağım arkadaşlar. Araç içinde olduğunuz için sesim biraz daha tok gelebilir. Haberiniz olsun. Önümüzde hayalet ekran var. Zaten sürüşte bahsedeceğim. Şöyle düz çizgiler kullanılmış ki arabanın içi geniş olarak hissedilsin diye. Burada güzel. Gene böyle altın rengi. Diğer araçta bunun rengi farklıydı. Zaten bunda bayağı bir opsiyon var. 8 tane mi ne renk var. Evet. Değiştirebiliyorsun kafana göre. Ama şeyi güzel biliyor musun? Kalitesi güzel. Şey hissettirmiyor. Alüminyum gibi hissettirmiyor. Evet. Dışarıdan baktığında hissediliyor ama güzel. Yakışmış. Zaten ben şurada şu olayı çok beğeniyorum. Bak burada gelip ekran alttan kavruyor. Ekran havadaymış gibi gözüküyor ya. Ya bu ekranı çok hoş yapıyor. Böyle söyleyeyim ben. Ben çok yakıştırıyorum bunu. Ayrıca şimdi normalde ne oluyor biliyor musun? Göğsün üstünde kalıyor ekranlar. O hoş değil. Artık artık onlar sıktı. Bu böyle gömük şekilde olanlar. Hem gömmüş hem de arkada boşluk var gibi. Evet. Böyle aşırı güzel yapmışlar. Bunun yerleşimini çok beğendim. Burada havalandırmalarımı görüyoruz. Alt tarafta bir klima sistemi var. Şöyle. Bu da mücevher gibi ya. Şu cidden. Baksanıza şuna. Bunu çok seviyorum. Zaten hep bunlara videoda değinmiştim aslında. Çift taraflı dijital. Yani şimdi bu aracın Leon'la ve Golf'le kıyaslamamız gerekiyor. Çünkü onların dengi olarak satılıyor. Aslına bakarsanız altyapısı B sınıfına kayıyor ancak C sınıfı olarak satılan bir araba. Leon'la Golf'le kıyasladığınızda sizler ne düşünüyorsunuz? Şimdi arkadaşlar da Leon'un yerini almışlar mesela. Leon'u alacakları yerine Skoda almışlar. Çünkü artık Leon'un kasası eskidi biliyorsunuz. Yenisi gelecek. Bu araç
neredeyse bir 200 sene daha hiç kasa değişmeden, makyaj yemeden gidebilecek. Sizlerin düşüncesi ne olurdu acaba? Hangi aracı tercih ederdiniz böyle bir durumda kalsanız? Ama şeyi merak ediyorum. Bagajı büyük bak. Leon'dan büyük bagaj var. 100 litre neredeyse. Heh, bayağı fark var. Şimdi ben diz mesafesini merak ediyorum. Acaba Leon'dan o geniş mi? Ona da bakacağım birazdan. Aslında orada ayrılacak. Şey diyorlar. Arka diz mesafesi Octavia ile aynı diyorlar. Allah Allah. Evet. Yani bak, bir iki yerde istedi öyle gördüm. Şimdi anlaşılır o. Ben şimdi Leon'a da sürekli bindiğim için farkına varacağım. Burada gözümüzü görüyorsunuz. Buraya zaten geniş bayağı da kullanışlı. Herhangi bir kablosuz şarjı yok. Type-C kullanılmış yeni bir araç olduğu için. Type-C can sıkıyor değil mi? Evet abi ya. Onun dönüştürücüleri var. Dönüştürücü alabilirsin bak. Evet. İşine yarar. Bir DSG vitesimiz var. Ancak vites topuzu kötü ya. Vites topuzunu bu Skoda yapamıyor. Bu sıkıntı... Açıkçası ben Volkswagen'inkini çok beğeniyorum da. Bu işte, da gözüme alıştı ama. İşte yani. Şimdi Superb'de de kötü. Buna bir şey demiyorum. Bu arabaya özgü bir şey değil. Aynen. Biraz şey gibi, manuel gibi duruyor. O yüzden kötü. Çok el freniniz, el freniniz işte arkadaşlar. Bu arabanın en üzücü tarafı. Yani her şey çok güzel, geniş, konforlu, sessiz. Ama işte bu el freni biraz can sıkıyor. Bazı insanlar da el frenini manuel istiyor. Yani öyle bir durum da var. Babam da öyle işte. Ha, değil mi? O çünkü hani biraz daha güvenli araba kullanmak ister ya o şekilde. Burada start stop off tuşumuzu görüyorsunuz. Peki bu diğer taraflara hiç baktın mı videolarda, inceledin mi? Videolarda ne koyuyorlar burada? Videolarda baktım abi. Çoğunda... park sensörü iptal oluyor bir de galiba. Tamam. Yanlış hatırlamıyorsam. Bir de yabancı ülkede izlediğim videolarda dolu var. Ama Türkiye'dekilerde hiç göremedim buraların dolu olduğunu. Hmm, yok, Türkiye'de ben de görmedim ama ne acaba koyuyorlar şey yabancı koyuyorlar ülkede? Abi, galiba spor mod koyuyorlar. Hmm. Ondan sonra... Belki mod seçimi falan aynen, vardır aynen. Bu araçlarda. He, tamamdır, anladım. Burası tabii ki de olabiliyor arkadaşlar yurt dışında. Bu araçta sadece start off gelmiş. Bu arabanın bir kötü yanında ön park sensörünün olmaması. Bunu da sonradan taktırmak lazım. Bu kadar dolu bir arabada böyle bir şey eksiltmesi Skoda'nın büyük bir yanlış. Ya önünü kestirebiliyorsunuz. Onunla ilgili sıkıntı yok. Ama o da konfor yani. Hiç bakmadan ben kullanıyorum diğer aracımda. Firmaların aldıklarında dikkat ettim. Ön park sensörü var. Araba boş ama ön park sensörü var. Dolularda bile yok. Çok garip ya. Yani onlar demek yani kendine göre bir opsiyon ayarlamışlar gibi gözüküyor. Torpidomuza bakalım şöyle. İçeride herhangi bir kaplama yok. Ancak ha şurada var. Kaplama aşağıda da var. Evet tamam. Şeyi yapmışlar. Aynı şeyde de böyleydi. GT60'da da böyleydi. Burada şu kapak kısmında yok ama içeride halı kaplama var. Gayet güzel. Bu konuda hoş. Koltuklarımız yumuşacık. Onu fark ettim ben. Koltuklar fazla yumuşak. Rahat rahat böyle. Bu konuda çok güzel. Herhangi elektrikli opsiyonumuz yok ama bununla uzun yolu konforlu gidersin bayağı. Evet, bana öyle hissettirdi. Yani biraz kullandım buraya gelene kadar. Sakaryasının oradayız bu arada. Bir gün inşallah maça da geliriz. Video yaparız. Şu yanlara özellikle sanki Alcantara gibi ama Alcantara değil bunlar. Güzel bir malzeme kullanılmış. Hoş bir malzeme kullanılmış. Şimdi kendimi direksiyonumu bir ayarlayayım. Oturma pozisyonumu bir ayarlayayım. Sonra bir arkaya geçeyim. Şu anda ben rahat bir şekilde kullanırım ve çok rahatım. Özellikle Volkswagen grubunda şuraya böyle oyarlar. Rahat etmeniz için. Bu konuda güzel. Gelin bir arkaya geçelim bakalım. Ben hangi arabaya binersem bileyim arka tarafı dağıtıyorum abi. Bak yine montumu atmışım buraya direkt. Bak abi. Benim arabayı göreceksin bir de. Şimdi arkaya geçtiğimizde evet yani kesinlikle ciddi bir fark var. Onu söyleyeyim ben sana. Ben yine aynı şekilde rahat oturuyorum. Bak direğin arkasında oturuyorum. Gördüğünüz üzere. Ve şu an bu haldeyim. Çok rahat. Ya Skoda'nın olayı bu ya. Skoda bir şekilde ayarlıyor. Biraz daha geniş olsa hatta ayak ayak üstüne atacağım şu anda yani. Baban otursun mesela ön tarafa, ben ayak ayak üstüne atarım arkada. Evet. Yani bir de babalar genelde biraz daha yakın kullanıyor. Ben çok arkada kullanıyorum. Mesela babamın arkasında ben ayaklarım uzayacak kadar oluyorum neredeyse. Burada güzel şöyle detaylar var. Bunları hediye mi verdiler acaba size? Paspasları. Aynen, Skala yazın. Yanında geldi. Ama çok güzelmiş biliyor musun? Yazlık verdiler. Yazlıklar bagajdakiler. Aynen. Ya bir şey orijinal oldu mu? Bir bayi çıkışlı oldu mu çok kaliteli oluyor ya. Bende de var ama şunun plastiği gibi değil biliyor musun? O çok fark ediyor illaki. Burada havalandırmamız var. Biraz havalandırma ön tarafa doğru çıkmış. Ortaya oturacak kişi. Yüksek ya. Evet yüksek. Bunların 4x4 de var demek ki. Bu normal bir durum değil yani. Yok abi benim hep dikkatim çekiyor. Çok yüksek yani şaft tüneyi. Şimdi şaft tüneyi 4x4 için koyarlar evet. Normalde. Bir bakacağım eve gidince bakalım 4x4 yok var abi, mı? Yok abi ben zannetmiyorum onu. Allah Allah. Ya da ortak bir platform kullandıkları için de böyle olmuş olabilir. Aslında bak buraya da yer bırakmışlar. Buraya da klima. Yani USB ya da klima evet. Ayarları için bir yer bırakmışlar. USB olsa güzel olur. Ya bizim ülkemizde bu tarz şeyleri kısabiliyorlar. Arkada kolçak var. Bu hoşuma gitti. Kolçak önemli. Uzun yolda. Şöyle kafalımı da kaldırayım. Uzun yolda böyle giderim ben. Tepemde kocaman bir cam tavan. Ta kafanıza kadar geliyor ve baş mesafesi çok rahat. Hani sağa sola çarpacak hiçbir yer yok. Gayet geniş, çok rahat. Benim boyum 1.82 abi. Ben yani rahatım. Evet, yani şuradan da baş mesafesini görürsünüz. Ciddi anlamda rahat. Keşke tavan açılsaydı. Tavan açılması çok daha keyifli olurdu.
Peki şimdi gelin artık sürüşümüze geçelim. Arka tarafta değineceğim başka bir şey kalmadı. Şu ceplerimiz bu şekilde. Herhangi kaplama yok zaten. Bu arabanın sürekli elektrik çarpıyor. Hangi arabayı binersen bileyim elektrik çarpıyor. Şimdi ben sürüş pozisyonumu ayarlıyorum ve sürüşe çıkıyoruz. Bakalım Scala'nın sürüşü nasıl? Sürüşümüze başlıyoruz. Şöyle farlarımı ortaya otoya alayım. Start stop tuşumuz var. Bu araçlarda standart geliyor start stop ancak anahtarsız giriş opsiyon. 1.5 TSI'ların bir genel durumu bunlar. Yüksek devirlerde başlar, sonrasında biraz daha düşerler. Bunlar çok normal durumlar. El frenimiz burada. Burada hayalet göstergemiz var. Dediğim gibi bu gösterge değişiklikler yapabiliyorsunuz. 6 tane olması lazım kadran. 6 tane kadran güzel ama ya. Bak şu mesela hoş duruyor. Bu daha güzel. 4-5 bu daha hoş. Yanlarda böyle yakıtları görebiliyorsunuz, harareti görebiliyorsunuz. Ekrana gelirsek ekran çok hızlı arkadaşlar. Ben bunu daha önce de bahsetmiştim. Yani Leon'un iki katı hızda. Size o kadar söyleyeyim. Leon'un standart ekranının, opsiyonsuz ekranının iki katı hızında. Bu araçlarda ekranı çok hızlı kullanmışlar. Şuna bak. Yani nasıl bir yazılım var acaba? Çok merak ettim bunda. Yakıtımızı bir sıfırlayalım mı? Sıfırlayalım. Daha da güzel değerleri görmüş olabiliriz. Genel bakıştan şunu komple bir en azından buradaki sürüşümüzü de görmüş olursunuz. Aracımızı D'ye alıyoruz. DSG dediğim gibi. Bir havalandırma açayım. İçeride sirkülasyon olsun. Ah işte bak el frenini hep unutuyorum. Kendi salmasını bekliyorum. Şimdi sürüşümüze başlıyoruz. Bu arada direkt dikkatimi çekti. Enes'in babası bak Skoda'nın detaylarını ne güzel kullanıyor. HGS kartını oraya koymuş. Gayet güzel bir detay. Buradan ileriden dönüyoruz. 1.5 TSI bir motor var arkadaşlar. Güçlü bir motor. Yani yeni bir araç olduğu için basmayacağım. O tarz şeylere dikkat edeceğim. Daha kilometresi 1400 kilometrede. Henüz rodajını tamamlamamış. Ben rodajın olduğuna inanan biriyim. Ancak siz kendiniz bilirsiniz. Hani dikkat eden var, etmeyen var. Ancak hani böyle 5000-6000 devirler çevirmemek lazım. Ama yani az bir şeyde gaza bassan hemen gidiş kendini belli ediyor. Hemen kendini gideceğini yoruşuyor. Bu araçta ön çarpışma asistanı vardır. Önleyici. Abi yok diye biliyorum ben. O park sensörü gördüm ben. Orada alırken arabayı dedim sensör var mı burada abi? Evet. Yok dedi. Ha. Boş orası dedi. Mesela bak o Leon'da o bir artı. Şey var ama normal sizin Passat'larda da var mı bilmiyorum. Evet. Arka park sensörü arabaya yanaşınca kendi frenliyor. Evet o manevra frenleme aynen fonksiyonu var. Yok. O kullanılıyor. Şimdi şu yolda bakalım. Ne kadar bir ses yalıtımımız, durumumuz ne görelim. Villa da geliyor. Onun önüne çıkarız. Ya bu yani gideceğim diye uğraşıyor ya. Bu 1.5 TSI'ların olayı bu arkadaşlar. Performans olarak çok iyiler. Sessizlik olarak mükemmellerler zaten. Bak şu an 90'la gidiyoruz. Yine güzel bir hıza çıktık. Dinliyorum. Tekerlek sesini fazla almıyorum. Rüzgar sesi hafiften 90 gibi gelmeye başlıyor. Hafif bir ses geliyor. Şurada da bakacağım. Tavanın perdesi de açık bir etkisi olabilir. Evet, tavanda çok az bir ses yapar bak. Normalde diğer arabalarda yapar. Şu ışıklara kadar bir 90 yapalım. Gayet güzel, huzurlu. Aynı şekilde frenlerimiz de güçlü. Yollarda ortadakine yol vermeniz gerekiyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ama bu arabaları kullanmak çok keyifli ya. Güçlü arabayı kullanmak her zaman çok keyifli. Şimdi bunun 1.0 TSI olsa bu kadar keyif vermez bu araba. Cidden motor çok sessiz. Araba genel olarak huzurlu. Huzurlu hissettiriyor. Evet. Şuradan geri dönüp aynı yolda biraz daha bakalım durumuna. Bu arabanın pek virajını kasamayacağız. Bizim oralara gitmemiz lazım. İnşallah ilerleyen zamanda böyle bir test de yaparız. DSG zaten yine kafasına göre çalışıyor. Pıtır pıtır viteslerini atıyor. Siz hiçbir şeyine karışmayın. En küçük bir hatası yok DSG'nin. Yani vites atmasında hata yok. Genelinde bir şey demiyorum. Çukur geçişleri de güzel. Bak 18 jant var arabanın üzerine. Evet. Tok geçiyor. Öyle bir gümbürtü kopmadı. Biraz önce bir dogar kapağından geçtik. Şurada bakayım kapıdan aç. Biraz şey yapıyor ama kayıyor biliyor musun? Fark ediyor musun sen? Hafiften kayıyor. Zorlarsan gelirim diyor yani. Ben bilmiyorum ne kadar zorladınız ama yani şu virajda mesela arkasını getiririm ben biraz şey yapsam. Yerler de ıslak ya burada bak. Bu arada S modumuz da var. Ayrıca 2 silindir modumuz var. Bu araçlarda 2 silindire geçebiliyor.
gazlayınca 2 kilometrede 10 litre oldu ama bunlar belirleyici değil. Aynen, belirleyici değil ancak bunlar. Şimdi 18 jant olunca viraja da güzel girer. Yüksek hızlarda böyle stabil girer. Jant önemli bu konuda. Yalıtmayı iyice dinlemek istiyorum da. Bak şimdi. Heh, yüze çıktık. Bak şu an Leon'la kıyaslıyorum. Leon'da çok yol sesi var. Yani gereksiz fazla yol sesi var Leon'da. Bunda yol sesi daha az. Ve rüzgar sesi de gayet güzel. Yüksek hızlarda bilmiyorum stabilitesi nedir. Leon'un yüksek hızlarda genelde yani yol sesi 100 ile neyse 150 de o oluyor neredeyse. 140'da da öyle oluyor. Ama gayet hoş bir durum yani. Hafif bir yol sesi var. O yol sesi de niye biliyor musun? Şeyden 18 jant'tan dolayı. Evet, olabilir. 18 jant biraz gürültü yapar. Ama normal seviyede. Biraz önce start stopumuz da girdi. Biraz daha normal kullanayım artık. Şeyi bağlayayım ya. Apple CarPlay'i bağlayayım. Onu görelim diyecektim. Bağlayamam ki, nasıl bağlayayım? Type-C. Apple CarPlay'i var ama bilginiz olsun. Ya sürüş konusunda konforlu bir sürüş sağlıyor ve büyük araba kullanıyormuş hissi veriyor. Onu fark ettim biraz. Yani arkaya baktığınızda geniş bir araba kullanıyormuş hissi veriyor. Bilmiyorum sizde. Golf'ten ama yanlış hatırlamıyorsam kaç santim vardı aralarında? 10 santim öyle bir fark vardı. Allah Allah, biraz evet. Daha da büyük öyle mi? Evet, 4280'di galiba. Yanlış hatırlamıyorum ama. Zaten büyük duruyor ya, onlara göre biraz daha büyük duruyor. Ya geniş bir ailen varsa, hani böyle senin için sportiflik çok ön planda o değilse... Arka diz mesafesi bile bagajda göstermişler. Evet, aynen öyle. O zaman mesela o tarz detayları istiyorsan bu arabayı alman lazım. Yani seni ne konfor konusunda ne yalıtım konusunda üzmez. Birebir aynı derim, onu söyleyeyim. Şimdi tam böyle tabii ki uzun kilometreler kullanmak lazım böyle aradaki farkı net anlamak için ama birebir aynı diyebilirim Leon'la, yalıtım konusunda aynı, kalitesi konusunda aynı. Konfor konusunda Leon'dan bir tık daha iyi. Hatta iki tık daha iyi öyle söyleyeyim. Çünkü Leon'da bizimki ekselans olmasına rağmen ya bu daha konforlu 18 jantlar üzerinde. Efor'unu düşündüğünde eğer ki Leon'un, Leon taş gibi olur bunun yanında öyle söyleyeyim. Evet. Yani aileler bunu daha çok tercih edecektir bence. Biz de öyle düşündük zaten. Aha. Leon biraz daha sportif geldi bize. Aynen, aynen öyle gözüküyor. Leon öyle bana uyar ama babama pek uymaz. Ya Efor çok vuruyor yani. Çukurlara girdim mi güm güm ses yapıyor. Sert, evet. Ya, o da işte hani yol tutuşunu biraz daha arttırıyor. O şekilde. İşte Leon'un kasa eskidi, 7 yıl oldu neredeyse. Hı-hı. 8. yıl. Aynen. İlk kalkışta yapıştırıyor ben. Ya işte ben çok fazla bunu kullanmadığım için kendimi tutamıyorum. O yüzden fazla yaktırıyorum. 9-8. DSG oldum ama ben basmadan duramıyorum açıkçası, söylemek gerekirse. Yani alışmanız lazım. Uzun süredir DSG kullanmanız lazım ki artık basmayın. Basmak istemeyin öyle söyleyeyim. Yakıt konusuna gelirsek, biraz önce silmeseydim çok güzel gözüküyordu. Umarım... Silmeseydin abi, ben söyleyeyim sana. Uzun yolu 1400 kilometre galiba şu an araba. 6-8 falandı. Ortalama. Evet. Dayı ne yapıyorsun ya? Hayır, o ne yapıyor, bir de buna, bu dayı ne yapıyor? Kafayı yemişler. Kaç dedin sen? Babam genellikle uzun yol yaptı arabayla. Evet. 6-8 gibi bir şey. Babam uzun yolları sıfırlıyor abi. 80-90 sabitliyor. Arada bir basıyor. Tamam. Öyle yapınca 5 litreleri görüyor uzun yolda. Uzun yolda 5 litreyi görüyor. Ama şehir içi uzun yol, bunların ortalaması 6-8 falandır. 6-8 tamamdır. Ya şehir içinde tabii ki biraz daha fazla yakar ama dikkat edeceksin ve eco modda kullanmaya çalışacaksın. Özellikle bu konuda önemli. Şöyle biraz şehir içi performansına da bakalım. Belki kasislerden geçeriz. Ben. Ya çok vaktimiz yok biliyorsun, saat 4'te sınırlıyız. 4 dakikamız var yakalanmak için. Ya normal daha fazla kullanırdık da ben biraz geç kaldım, aracın da biraz işi vardı derken bu saate sarktı arkadaşlar. Ama bu bence insanlara açıklayıcı olmuştur. Ben şu anda Leon'la net bir şekilde kıyaslayabiliyorum. Bir de şey konusunda yüksek hissettiriyor. Sanki her yere çıkacakmış gibi hissettiriyor, biliyor musun? Şu an kaldırıma çıkasım var yani böyle. Ciddi söylüyorum, biraz daha yüksek hissettiriyor. Bir hafif bir SUV hissiyatı var bak. 18 janttan da olabilir belki. Belki de ama komikle karşılaştırınca böyle arada bir boy farkı yok. Çok az. Çok ben az, yan yana gördüm. Hı hı. 3-4 santim belki. Aynen. Ama bu araba net olarak komikten daha güzel duruyor. Bu araba biraz böyle şey duruyor arkadaşlar. Farklı duruyor ya. Hani diğer trafikteki araçlardan farklı hissediyorsunuz. Zaten renginden dolayı da biraz böyle ama hissiyat olarak bence biraz daha farklı hissettiriyor. Keşke biraz daha ucuz olsaydı. Yani hafif daha ucuz olsaydı hani çok satardı bu arabaya. Şimdi zamlar falan da geldi. Evet, evet, yine 180'e giriyor bu araç. Evet.
Start stop tabii ki her zaman gibi atlıyor. Bu arada otovolt yok. El freni olduğu için otovolt olmuyor. Otovolt çok önemli bir detay. Özellikle trafikte çok yoruyor ya. Normalde ayağınızı frenle tutmak özellikle böyle bir konforlu arabada. Dayı iyice ortaya geçiyor ha. O dayı biraz şey. Kafa yemiş. Hep buralarda. He, buradan elemanı. Şöyle sinyali düzelelim. Kayar sinyal oldum ben böyle sinyali fazla kullanırım. Herkes görsün diye. Leon da var ya. Hemen öbür sokağa girelim. Aynen. Şey, bir tur daha alacağım. Tamam. Sokak arasındaki şeye bakacağım. Leon ben de o sarı golf varken her yere böyle sağa yavaşlarken böyle sinyal veriyordum arkada gözüksün diye. Ama çok güzel detaylar ya. Göze hoş geliyor. Tabii. İnsan hoşuna gidiyor. Ön tarafta da olsa güzel olurmuştu. Aslında yapabilirlermişti. Arkada ama şeyin tasarımı da çok güzel arkada. Bilmiyorum. Evet. Çağrışta falan dikkat çekiyor değil mi böyle insanlar? Evet, insanlar yani biraz bakıyor. Şaşırıyorlar da çünkü. Biraz önce kasisten geçtik. 18 jant varmış gibi hissettirmiyor. O bir kesin. Bir de böyle mahalle aralığında çok dikkat edin. Buralarda var ya nasıl fırlarlar. Hep kaza oluyor zaten. Evet, çok fırlarlar. Ben kendimi şöyle çukurlara atmak istiyorum da. Varsa eğer. Bak ya gayet şey böyle tok duruyor. Yok. Ya o torsiyonun farkını hissetmezsin ben sana söyleyeyim. Yani şimdi dizel golf kullananlarla benzinli golf kullananlar farkı hissediyor mu zannediyorsun? Hiçbiri hissetmiyor. Bu arada dönüş çapını da görmüş olduk. Bak şimdi park sensörü burada evet. İşe yarıyor anladın mı? Ben şu anda kalkıp da ön tarafa bakasım. Ben kişiden kişiye de babam diyor önümü görüyorum. İşte. O değişik düşünüyor. Ya belki dönerdi oradan ama. Evet ama insan şaşırıyor mesela böyle bir mesela. Arkadaşlar böyleydi sürüşümüz. Sizlere olabildiğince skaladan hissettiklerimi anlatmaya çalıştım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir, yararlı olmuştur. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizle 100.000 olacağız. Enes'e de çok teşekkür ederim. Kendi arabasını, daha 0 kilometrelik arabasını bana emanet etti. Biliyor benim nasıl kullandığımı aslında ama işte adam güvendi verdi. Ona da tekrar teşekkür ediyorum. Başka videolarda görüşürüz. Bu arada Enes'lerin bir de temprası var. Ama ya bak Tempra bundan daha güzel ben sana. Bak şimdi o onun hissi çok farklı. Ona bir şey diyemem. Tempra 91 model demiştin aynen. Değil mi? Daha ilk sahibinden kendileri ilk almış. Dedesi almış zamanında. İlk sahibinden beri. Onlar Sakarya'da ilk yani, Tempra öyle mi? 600 bin kilometrede şu anda. Yani 500'de motor yaptık ilk motoruna. Şu yani 560 falandır belki 560. Bakarız daha. Yani çok iyi bir kilometre ya. Yani o kadar sağlam kalması. 500 bin kilometre kadar benzinli motorun durması. Mükemmel ya. Ona da güzel bir inceleme yapacağız bilginiz olsun. Onun Tempra'yı çok isteyen var. Başka videolarda görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Seviyorum sizleri. El frenimiz yumuşak arkadaşlar. Öyle sert değil. Kolay çekersiniz. Bu arada şu kapıda diyordum ya çalacağım diye çalamadık hala. Çok güzel ama ya. Adamlar yapıyorlar. Şimdi artık park edelim. Tuşa basmamıza gerek kalmadı. Arkadaşlar ses sistemin ayarını yaptık. Bir de onu dinletelim. Bayağı güçlü bir ses sistemi var. Bayağı güçlü. Keyifli dinlene bu. Leon'la kafa kafaya ama. Aynı ses sistemi var. Şöyle size bir silahlamasını da göstereyim. Jantlar aslında dolu paketin ama jant olan koymamışlar opsiyonlu. Gayet kaliteli ekranlar. Ancak çok siyah temalı. Evet. Renkli olması güzel olurdu. Arkadaşlar şöyle motor bölümünde de bakıyoruz. Amortisör yok. Bir eksik mesela amortisör olmasını isterdim bu arabada ama Leon'da da yok. 1.5 TSI. Şu şeyi çok güzel. Cam su koyma yerine baktınız mı hiç? Yok. Aç onun kapağına bak biraz farklı o. Filtre. Bak böyle şeydi. Etrafı saçılmasın aynen. Diye bunu Skoda özellikle yapıyor. Özellikle yapıyor. Simple clever ya. Aynen öyle. Bunun detaylarından. Tempra'da ben alışmışım yani senelerden beri. Hani o dönemler başka arabamız oldu. Aldık sattık böyle bindik ama. Tempra bizim için başka bir şey oldu ya. Ama tadı farklı değil mi onun sürmesi? Ben onda çok rahatım. Yani görüş şeyi falan çok rahat ama tabii şey oldu şimdi. Yani. Eski arabalarda öyle yani kaputu görüyorsun, ucunu görüyorsun. Aynen, onlar çok önemli bak. İşte bu arabada hiç onu bakmayacaksın. Bunda arka görüş de çok kötü ya. Yani böyle birazcık şey kalıyor abi aynadan. Evet kör kalıyorsun değil mi? Aynen. Bak baban kendine göre ayarlayınca arkadan Passat oldu. Gibi oldu. Tempra'yı çekeriz bir gün sizinle beraber çekeceğiz ama. Bu sefer sizden farklılık olsun. Tempra hastaları bakın arabaya. Şöyle. Bu arabaların kadranlarına bayılıyorum. Biraz bozuluyormuş galiba ama bir soralım bakayım. Acaba onların da bozulmuş mu? Bir de bunların kokusu oluyor ya. Eski araba kokusu işte. Yanlış hatırlamıyorsam. Vay vay. Marş almaya bakar mısın ya?
Bakayım direksiyon, evet, hidrolik. Bak adamlar o zaman da ekonomi ve power diye lamba yapmışlar. Çok bastığınızda böyle power'ın lambası yanıyor. Abi bu aracın ekranları değişti mi, kadranları? Hiç değişmedi. Yani çünkü çok bozuluyor diyorlar bunlara, biliyorsunuz sen de böyle. Bak, bizim hiç bozulmadı. Biz gibi geçen 3-4 ay önce bakın şunlar oldu işte, bir şeyini değiştirdik. Lambalarını değiştirdik. Lambalarını değiştirdik. Onu teyzemin onu değiştirdi, o kadar. O normal. Hiç bozulmadı ama. Vallahi çok güzel ya. Bu akma olur. Ekranda akma oluyor ya. Yani o gitmiş. O çok normal bir durum ya. Yani yeni oldu. 2 aylık bir mevcut. Aha. Yeni oldu. İyicene büyüdü. 29 yılda. Kilometresini nerede yazıyor bunun acaba? Nasıl yani görüyoruz? Şöyle. 200 binde bir sıfırlanıyor. 200 binde. Kaç öyle kere oldu o zaman bu? 2 yani kere yaptı. 2 yaptı kesin. Yani bu 500 bini geçti bu araba. Tamam. 512 bin diyelim yani o zaman. Evet, değil mi? Aynen. Tamam. Aynen. Maşallah güzel ya. Maşallah. Allah kaza bela vermesin. İnşallah. Neler yaşıyor ya, babam dikkat etmiyor, arkaya ağaca vuruyor. Ya öyle olacak ama, bu arabanın olayı o. Bunda yoksa binemezsin bu arabaya. Bunda arka koltuğu çok severim ben. Ben arkada çok yolculuk yaptım bunda, evet, böyle yayıla yayıla, yumuşak evet, yumuşak gidiyorsunuz yani. Bir boya istiyor, komple boya. Ondan boya sonra istiyor. Motorumuz yeni, lastikler yeni, alt tabanı yeni yaptık. He, çürük falan da yok. 4500-5000 ile taban yaptık komple. Bunu, çürümüştü yani altta. Bunu 3-4 liraya boyarlar. Aynen, ama böyle o de böyle mis gibi çıkar. Evet, mis gibi çıkar. İstiyorlar. İnşallah bakalım.